Evet arkadaşlar, beyaz mont giyildiğine göre artık Sakarya'ya kar yağmış demektir. Bugün sizlerle beraber bir kar videosu çekeceğiz. Passat'ı buradan çıkaracağız. Passat'ı daha önce videolarım paylaşmış olmam gerekiyor şu anda. İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. BMW'yi bugün çıkaracağız. Bakalım BMW'ye gitmem gereken küçük yerler var. Biraz denemek istiyorum. Yaz lastiğiyle bir BMW ne kadar ilerleyebiliyor. Şu an yolumuz tamamen karla kaplı. Yani çok aşırı derecede kar yok ama bence gene çıkmakta zorlanacak. Beraber göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Hepsine bakacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım video hoşunuza gider. Yeni gelen arkadaşlar, bol bol kar videosu izlemek istiyorsanız bu kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçiyoruz. Sakarya'da sizleri kar manzaraları bekliyor. Öncelikle kapılarımızı açalım. Passat önde. Önce Passat çıkarmamız lazım. Evet, buraya. Tazelik rüzgardan açılabiliyor. Şimdi gel. Arkadaşlar önce Passat'ı çalıştırıyoruz istiyoruz. BMW'yi de aynı şekilde çalıştıralım. İkisi de ısınsınlar. Sonra çıkalım. Ben dolayı zorlanıyorum. Umarım Passat durabilir. Şöyle. Evet. İki araç da burada. Hatta burada Formula 1'e çok istiyorlar. Şu an video çeken Emre'nin arabası Formula 1'e. Onu da önce şeker yapacağız. Bayağıdır şeyi kullanmıyoruz. Mazda'yı kullanmıyoruz. Karda kullanmıyoruz. Ya ama o hiç gitmiyor yani. Hiç yürümüyor. Bakalım nasıl olacak. Gelin şöyle başlayalım. Arkadaşlar bir cold start sizleri bekliyor. Evet hava 4 derece. Dışarıda daha soğuktu tabii. Garajın daha kapılarını yeni açtık. Benzinli araba olduğu için her şey çok kolay. Hemen pıt diye çalışıyor. Birazdan da ısınmış olur. Gelin bir de BMW'yi çalıştıralım. Aslında bugünün arabası bu. Böyle. Evet, marşımıza basıyoruz. Bakın ekranda ön ısıtma bekleyin diyor. Ben dizel araçlarda bunu birkaç kere yapıyorum. Bu biraz daha faydalı arkadaşlar. Şimdi buji yok diyorsunuz videolarda ama ısıtma bujisi var. Bu kızdırma bujileri aracın motorunun o pistonun bulunduğu yer var ya o bölgeyi ısıtıyor ve rahat patlama yapmasını sağlıyor. Mazot biliyorsunuz yanan bir yakıt değil patlayan bir yakıt. Yani bir benzinli araba gibi bujinin ateşlemesine ihtiyacı yok. İçeride basıncın ve ısının olması gerekiyor. O yüzden ön ısıyı şöyle ayarlıyoruz. Ben birkaç kere yaptığımda araba çok çok daha rahat çalışıyor bence. Ben öyle hissediyorum. Evet, ayağım frende. 3 çalışma dizel araçlarda çok önemli. Şimdi dizel araçlarda şöyle bir şey var. Özellikle de zincirli bir aracınız varsa eğer ilk çalışmada zincir sesi duyuyorsanız tabii bu arabanın arabayı değişiyor. Mesela Opel Astra'larda duyuyorsunuz ama sorun yok. Ama BMW gibi araçlarda ilk çalışmada zincir sesi varsa ve zincir sesinin süresine göre o zincirin değişim süresi geldiğini anlıyorsunuz. Maşallah bizim araçta herhangi bir ses yok. Tamam araç ısınsın BMW. Çıkacağımız yol burası. Aslına bakarsanız çok da aşırı kar yok. Yani sulu kar gibi biraz daha ama kaygan bir alan. Yani biraz önce inerken görmüşsünüzdür benim de. Şöyle tabii bir kademe var yani. Bakalım araç burada neler yapacak. Ya ben Passat'ın bile çıkmakta zorlanacağını düşünüyorum. Beraber göreceğiz. Evet aracımız bir nebze ısındı arkadaşlar. Bir 3-4 dakikada çalışıyor. BMW de aynı şekilde ısınmaya devam ediyor. Evet sürüşümüze başlıyoruz. Passat çıkacak. Biraz zorlandı ama gayet güzel. Evet. Şu bizim kapının burası biraz problemli. Zaten yollarımızı açmışlar. Gayet güzel duruyor. Şöyle Passat'ı kenara park edeyim. Bununla işimiz yok. Bu bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Kış lastiği olduğu için. Böyle bağırıyor, çağırıyor. Evet, çok da gitmiyor yani.
Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle sizlere. Bir Passat'ınız 4x4 değilse eğer, aradaki performansı çok aşırı iyi değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi niye biliyor musunuz? Bu araba ağır bir araba. Şimdi karda avantajlı olmanız için çekiş tekerinin orada ağırlık olması gerekiyor. Yani yere basar ağırlığı güzel olması lazım. Bu aracın arka bağımsız süspansiyon olduğu için ve arkadaki işte yalıtımlar daha ağır bir araba oluyor arka taraf. Arka bölüm ağır olduğu için ön tarafın basarı düşüyor. Yani aslına bakarsanız motorun ağırlığı ön tarafta çok yeterli olmuyor. O yüzden mesela Toroslar efsane çıkışlar yapıyor. Böyle her yere çıkıyorlar, gidiyorlar. Çünkü tekerin üzerinde bir motor var. Arka taraf tamamen bomboş. Yani tüm ağırlık ön tarafta. Az çok anlatmaya çalıştım sizlere. Evet. Hadi BMW. Umarım sen de çıkarsın. Beni uğraştırma. Aracımızı şöyle D'ye aldım. Hafiften camı da açayım. Dışarıdaki seslerden de haberdar olun. Tabii BMW otomatik. Çevremizde de manuel çok kullanılır ama otomatik çok kullanılmaz. Daha dakika bir gol bir. Hiç yürümüyor. Hadi bakalım. Evet, şu anda ASR ile beraber. Traction'ı kapattım. Daha çok patinaj çekmeye başladı. Arkası şu an yana doğru gidiyor. Evet, çıktık. Şu traction'ı komple kapatayım ben. Oh, Emre hiç durmuyor. Aa! İnsan birazcık durur ya. Arkadaşlar ciddi söylüyorum, hiç durmuyor araba. Arkadaşlar direkt arkasını bırakıyor. Ya yaz lastiğiyle kesitle yola çıkmayın. Ben sadece sizlere video çekmek için çıkıyorum. Bu arada ekranda 1.5 derece uyarımızı da gördük. Hava 1.5 dereceymiş. Bak paz bile kızdı. Fren yapıyorum şu anda. Oho, ABS neler yapacağım diyor işi. Yani kar birikintisi üzerine durman imkansız. Mesela diyelim ki arkadaşlar ana yolda gidiyorsunuz ve bu kar da şey sulu kar yani şu anda aslına bakarsanız. Bu arada en dik bayırımızdan da iniyoruz. Hatta şurada deneyeyim mi? Evet. Yani ana yolda hani böyle kar birikintisi oluyor ya bazen. İmkanı yok, gidemezsin bunu. Ya da frene bassan duramaz. Şöyle yukarıda tırmanalım. Bakalım belki yukarılarda kar yağışı olur mu bilmiyorum. Daha önce hatırlarsınız buraya 4x4 Passat'la da çıkmıştık. Şöyle spor modda çıkalım ya. Araba rahat çıksın. Şu anda 0 derece yerler. Mesela şuraya girmeyi deneyeyim mi? Evet arkadaşlar, şu karlı bölümde bir ilerlemeye çalışalım bakalım. Arabaya sadece kar densin yetiyor. Kar denmesi yeterli. Başka bir şeye gerek yok.
Şu an kaldık. Bir dakika, traction'ı kapatıyorum. Çukur bu tarafta yok. Araba gram yürümüyor. Tırmanmaya devam edelim. Ama en küçük bir carving sistemi daha iyi girmeyeceğim. Anca böyle yanlayacağımız bir orası orada deneriz. Şimdi bu evin yolu da kapanmış. Komple bayağı dayanmış harbiden ya. Arkadaşlar burası yukarı köy olarak geçiyor. Biraz daha yüksek bir alan. Şu arayollara girsem mi şu an düşünüyorum ama. İşte hiç geri dönüşümüz de olmayabilir biliyor musun? Gidişimiz var, dönüşümüz olmayabilir. Gideyim mi Emre? Gidersen arabayı ters çeviremezsin bak. Çeviremem ve dönemeyebilirim. Kayabilir yani. Korkuyorum. Ama yollar açık kim sanki ya. Ama yukarıdan nasıl döneceğiz? Yukarısı açık mıdır sence meydan? Bakacağız. Burası bile açık değil. İnşallah buradan burası çok sıkıntılı burası. Wow, olduğumuz yere döndük. Bir de araba var ya, ben döndürmedim, araba kendi döndü. Aman yavaş, arkayı kaptırırsak hiç çıkamayız. Ya. Arkada yer var mı? Evet gel. Oh. Geçmiş. Evet, aşağısı aşağı doğru geliyor, arkası aşağı doğru geliyor. Çok güzel. Hayır. Şu an as. Tekeri düzle. Yavaş. Çok hafif inmen lazım. Şu anda çok gerginiz kadar. Orada aşağı kaptırabilirdik adamı. Evet. Çok sıfır idi zaten. Ama yine kendi döndü de Allah. Köye çıkıyor biliyor musun? Yukarı köye çıkıyor. Nasıl bir şey yazlar hiç mi? Ben anlamıyorum ya.
karın adamı duyunca gidiyor ya. Baksana şuna. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir kamu spotunu sizlerle paylaşmış olduk. Demek ki yaz lastiğinizde çok fazla yol gitmeyeceksiniz. Biz gittik, bakın gördüğünüz üzere çok da güzel döndük geriye. Küçük bir heyecan yaşadık yine kalma aşamasında ve bu sefer uçurumdan aşağı düşme aşamasındaydık. Bence biraz daha kapılsak gidebilirdi ha. Oğlum arabada herhangi bir kontrol yok arkadaşlar. Ben dedim ki herhalde gideceğiz yani bu sefer. Ve kurtulmak için de bir şey yapamıyorsunuz. Arabanın üzerine çıkacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Lastiğin altına bir şeyler sıkışmanız lazım. Başlığı çok zor. Arkadan yetiş, yaz lastiği pişmanlıktır. Kullanmayın. Arkadaşlar küçük maceraları yaşayıp artık evimize doğru ısınmaya dönüyoruz. İlerleyen zamanda başka kar videoları da gelecek ve bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.